ödül töreni bölümüne geçiyoruz. İlk olarak ödül alan değerli konuklarımızı sizlere kısaca Barko Vizyon'da sunmak istiyoruz. Bakalım kimler geçmişleri çerçevesi içerisinde hangi ödülü aldılar, neler yaptılar. Çok kısa bir Barko Vizyon'da birlikte ödül alanları izliyoruz. Kanal 7 Türk Söyle İpek Yolu programıyla First Business dergisinin Zirvedekiler ödül töreni gelenekselleşmiş ve uluslararası bir boyut kazanmıştır. Zirvedekiler ödülleri çok titiz bir değerlendirme sürecinden sonra belirlenmektedir. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen tören dost ve kardeş ülkelerden çok değerli isimleri bir araya getirdiği gibi dünyanın farklı coğrafyalarında başarıdan başarıya koşan iş adamlarımızın da buluşma platformu haline gelmiştir. Yılın devlet adamı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı, Türk Dünyası Hizmet Ödülü Mihail Hormuzal, Gagavuzya Cumhurbaşkanı, Yılın Bakanı Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı, Kazakistan'da Yılın İş Adamı Zülküf Ceylan, Ceylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Sanatına Hizmet Onur Ödülü Hülya Koçyi, sinema oyuncusu ve devlet sanatçısı, Yılın Meslek Örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Bisercikoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk Dünyasına ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı, Türk Dünyasında Yılın Diplomatı Doktor Eldar Hasanov, Azerbaycan Romanya Büyükelçisi, Yılın Bürokratı Doktor Zahit Akman, Rütük Başkanı, İstanbul'da Yılın Belediye Başkanı Aziz Yenay, Küçükçekmece Belediye Başkanı, Anadolu'da Yılın Belediye Başkanı Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı, Almanya'da Yılın İş Adamı Mustafa Baklan, Baksat Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Dünyasına ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı, Türk Dünyasına ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü Recep Altepe, Osman Gazi Belediye Başkanı, Rusya'da Yılın İş Adamı Mustafa Çalkan, Çalkan Şirketler Grubu Başkanı, Türk Dünyasına ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü İsmail Ömerov, Azerbaycan İçtimai Televizyonu Genel Müdürü, Romanya'da Yılın İş Adamı Tevzi Albayrak, Efe Klas Yönetim Kurulu Başkanı, Markalı İhracat'ta Yılın İş Adamı Selçuk Atalay, Olivos Gıda ve Yağ Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, Hollanda'da Yılın İş Adamı Turgut Torunoğulları, Eday Stahl Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Dünyasına ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü Şemsettin Hacıyev, Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü, Yılın Mimari Projesi Ödülü AZ Yapı Zeki Keleş, Yönetim Kurulu Başkanı, Otomotiv Sektöründe Yılın Firması Meydan Grup Ömer Faruk Meydan, Yönetim Kurulu Başkanı, Tekstil Sektöründe Yılın Firması Motif Triko Türesin Anık, Yönetim Kurulu Başkanı, Üretim Kalite Ödülü Taha Bayrak Grup Şahin Bayrak, Yönetim Kurulu Başkanı, Turizm Sektöründe Yılın Kuruluşu Bera Alanya Otel Yücel Yavuz, Genel Müdür, Gıda Sektöründe Kalite Ödülü Gür Toplu Yemek Bayram Gür, Yönetim Kurulu Başkanı, Sağlık Sektöründe Yılın Kuruluşu Avrasya Hospital Doktor Hüseyin Uğurlu, Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın konuklar, şimdi bu gecenin en önemli bölümüne gelmiş bulunuyoruz. İşte zirvedekiler 2007'ye layık görülen her birisi bir diğeri kadar kıymetli ve değerli konuklarımız. İlk olarak ilk ödülümüz, biz misafirperver, konukperver olduğumuz için bir değerli başkanımıza, bir değerli cumhurbaşkanına, bir konuk cumhurbaşkanına takdim edilecek. Türk Dünyası Hizmet Ödülü Gagavuzya Cumhurbaşkanı Sayın Mihail Hormuzal'a bu ödül takdim edilecek. Thank you.
Sultan, Moldavya Devleti sınırları içindeki Dagoljo Özerkun Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın Mihail Hormuzal, göreve geldiği günden bu yana Gagavuz Türkçesini ve Gagavuz kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırmak için çok büyük çabalar göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Türk Cumhuriyetlerine Gagavuz'a da büyük imkanlar sağlamaktadır. Kendilerine ödüllerini vermek üzere de Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Başkanı ve Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç Beyefendi huzurlarına davet ediyoruz. Sevgili dostlar, bu ödül sanırım bizim Gagavuz halkına az varız ama biz de varız. 150 bin varız ama biz de varız. Bir baktıklarına bir köşede kaldık, bir tarafta kaldık, uzak kaldık Türkdüne'den ama biz de varız. Bizim de Gagavuzların sesi bugün Türkdüne'de var, işitiliyor. Hepsinize Gagavuz halkın adından istiyorum söyleme. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanımız temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nadir Alparslan yılın devlet adamı ödülünü alacak. Başkanımız siyasete girdiği günden bugüne kadar ifa ettiği görevler esnasında Türk dünyasına, Türk dünyasındaki koydaşlarımızın sorunlarıyla çok yakından ilgilendiler. Cumhurbaşkanlığı görevinde devraldıktan sonra başta Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan olmak üzere birçok ülkeye Türk dünyasından ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Türk dünyasının birçok bölgesinden konuklarını misafir ettiler. Türk dünyasına yakından ilgilerini esirgememek istediler. Kendileri tüm saygıdeğer konuklara selamlarını, sevgilerini ilettiler, muhabbetlerini ilettiler. Çok teşekkür ediyorum. İkinci ödülümüz yılın bakanı Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin'e takdim edilecek. 58. ve 59. hükümetlerde başbakan yardımcılığı ve devlet bakanlığı görevlerinde bulunan ve pek çok reform niteliğindeki kararlara imza atan Sayın Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanlığı görevinde de istikrarlı ve reformcu yönetim anlayışını başarıyla el an sürdürmek istedir. Gerçekleştirmek için geceli gündüzü çalışıyorum.